Selam millet, ben Fatih. Bugün sizlerle beraber başlıkta da gördüğünüz gibi gizli DDoS bilgisini paylaşacağım. Bazılarınız bu bilgilerin çoğunu, bazılarınız birazını biliyor. Ama eminim aralarında yeni öğreneceğiniz bilgiler de olacaktır. Daha fazla DDoS videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan tek hareketle bunu göstermiş olursunuz. Ve ben çok sevinirim. Şimdi hazırsanız videoya başlayalım. 1. El Goblino. Oyunda 52. odada karşımıza çıkan bu yaratık bize pek çok tavsiyede bulunuyor. Ve bunlardan biri de 60. kapıdan uzak durmamız. Oyunda Rooms'u bulabilmemiz için bizi meraklandıran gerçeklerden sadece bir tanesi. Peki El Goblino bunu nereden biliyor dersiniz? Yoksa orada mıydı? 2. Jeff Shop'tan 250 gold karşılığında bir iskelet anahtarı satın alırsınız. Revir odasındaki kapıyı açtığınızda ise 250 gold'tan daha fazlasını o odada bulacaksınız. Fakat bunlar pek de işinize yaramayacak. 3. Jeff Shop'ta ise Jeff'in bahşiş kutusunu doldurursanız DDoS size Please Donate oyununa gönderme yapan bir başarım verecek. 4. Oyunda fake ve kilitli odalarla karşı karşıya kaldığınızda odalarda bulduğunuz anahtarlara dikkat edin. Anahtarların üzerinde doğru odanın numarası yazacak ve sizi doğru çıkış kapısına yönlendirecek. 5. 60. odada ise sizi yıkık dökük bir oda ve ardında oyunun en büyük güncellemesi karşılayacak. Altın rengi parıltıları olan bir oda, 2 maymuncuk ve bir iskelet anahtarına ihtiyacınız olan bu kapıdan geçtiğinizde ise Rooms'a ışınlanacaksınız. Rooms, daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi DDoS oyununun ilham aldığı oyunlardan sadece bir tanesi ve Rooms oyununda Roblox'un içinde bulunuyordu aslında. 6. Rooms'ta ise karşınıza yeni yaratıklar çıkacak ve Rooms oyunu DDoS'un yapımında Ansiplash'in esinlendiği olarak bildiğimiz bir gerçek. Yani oyunun yapımcıları saygı göstergesi olarak esinlendikleri oyunu DDoS'a eklemişler. Tebrikler Ansiplash, iyi hareket. 7. Rooms DDoS'un tam 10 katı olarak 1000 odalı bir oyun. A60, A90, A120 ile boğuşarak bu 1000 odanın sonuna gelirseniz köprünün üzerinde bir tablet kamera bulup oyunda gece görüşü özelliğine sahip olacaksınız. 8. Ayrıca bu güncellemede oyunda haltın karşınıza çıkma yüzdesi düşürüldü. Artık eskiye göre çok daha az halt ile karşılaşıyoruz. Bunun nedeninin birçok oyuncunun haltı geçerken zorlandığı olduğunu düşünüyorum. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Aşağıda belirtmeyi unutmayın. 9. Glitch eskiden takımınızın gerisinde kaldığınızda ya da oyunda bazı boşluklardan map'in dışına çıktığınızda sizi takımınızın yanına ışınlamaya yarıyordu. Ama artık Glitch yerini Void isimli bir varlıkla değiştirdi. Ve kendisi oyunda bug olabilecek yerlerde gelip bizi bazı odalarda tekrar aynı yere ışınlıyor. Herhangi olası bir bug önlemi gibi düşünebilirsiniz artık glitch'i. 10. Rooms oyununda buraya ışınlanmadan önce aldığımız çoğu şey çalışmayacaktır. Haç, mum gibi eşyalar Rooms'ta asla işinize yaramayacak. Fakat el feneri Rooms'u bitirirken en büyük yardımcınız olacak. Çünkü Rooms'ta bulduğunuz yeşil ve şarjör olabilir el fenerinin sesi size ileride ciddi problemler yaratacaktır. Fakat DDoS el feneri pille çalışır ve sessizdir. 11. Oyunda fake kapılara benzeyen kapılardan bazılarının arkasında ganimet sandıkları bulacaksınız. Bu sandıklardan bazıları anahtarla, bazıları ise bir alete ihtiyaç duymadan açılabilir. Ve bunların içinden bolca para, maymuncuk, vitamin ve hatta haç ve iskelet anahtar bulabilirsiniz. 12. 1000. odayı bitirdiğinizde oyun size rengarenk bir tag verecek. A1000 tagi. Umarım bu videoya like atan herkesin bir A1000 tagi olur. Oyunun sonunda yanınızda bir eşya varsa ve bunun boşa gideceğine üzülüyorsanız üzülmeyin. Yürün geldiği merdivenlerin alt katı. Eski güncellemede bildiğiniz gibi buraya inilmiyordu. Fakat artık iniliyor. Aşağıdaki portala istediğiniz eşyayı E'ye basılı tutarak koyduğunuzda bir sonraki oyunun başında otel lobisinde o eşya sizi karşılayacak. Yani artık eşyalarınız boşa gitmeyecek. Aynı zamanda abin odasını tamamladığınızda bulduğunuz tablet kamerayı da o portala koyabilir ve bir sonraki oyunun başında kullanabilirsiniz. Bunu unutmayın. 14. Siik gözleri bildiğiniz gibi duvarlarda karşımıza çıkıyor. Fakat oyunda birçok tablo yenilendi ve bunlardan biri de siik gözleri olan tablolar. Fakat diğer tablolar gibi bunun bir ismi yok. İsmini öğrenmeye çalıştığınızda ise bu bir resim değil yazıyor. Sizce bu bir tablo değilse nedir? 15. El Goblino'nun Jeff Shop'ta bizle konuşmalarından birisi ise Jeff'le ilgili. Bizim Jeff Shop'un sahibinin aslında Jeff the Killer olduğunu söylüyor. Bu creepypasta'ya yapılan gönderme tam yerinde ve mükemmel olmuş. Fakat Jeff the Killer'ın tipi... Aa, her neyse. 16. Oyundaki yeni itemlerimizden mum. Bu item sadece çevremizi aydınlatmaya yaramıyor. Aynı zamanda mumun etrafında mavi ışıklar gördüğünüzde yakınınızda veya yolda olan bir entity size doğru geliyor demektir. Çok dikkat edin ve kendinize saklanacak bir yer bulun. 17. Eskiden vitaminler canımızı az da olsa doldururdu.
Peki artık neden doldurmuyor? Bunu bu tweette biraz daha iyi anlıyoruz. Redibles QV gelecekteki diğer güncellemelerde başka iyileştirici itemler geleceği için vitaminlerin sadece hız artırma işine yaraması gerektiğini düşünmüş. Bence de iyi olmuş ama daha fazla item gelmesi daha fazla karmaşıklığa yol açacak gibi. Çünkü oyunda hali hazırda aşağıya alabileceğiniz 8 hatta 9 tane item var. Ve Redibles QV'yi tanımıyorsanız eğer Dorse'un geliştiricilerinden bir tanesi. 18. Back kapıların açılması için çok yaklaşmanız gerekir. Yani normal kapılarla arasında 2-3 adım mesafe vardır. Bu sayede fake kapıların biraz uzağında durup ses kasarak, yani şu ürkütücü ses gelen kapıdan uzaklaşabilirsiniz. 19. Karanlık ve fake odalarda yolunuzu bulamadığınızda size yol gösterici olan Guiding Lights, gerçek kapılar gibi fake kapıları da gösteriyor artık. Ama bir pro ipucu. Oyunda tek dostumuz olan Guiding Lights, fake kapıları gerçek olanlardan daha sönük mavi ışıklarla belirtiyor. Dikkatli incelediğinizde bunu göreceksiniz. 20. Grubun arkasında kaldığınızda bildiğiniz gibi artık sizi glitch yerine Void yakalıyor ve arkadaşlarınızın yanına yolluyor. Yollarken de bayağı bir canınızı düşürüyor. Fakat Void'e yakalanacağınızı anladığınızda elinize bir kuruşu fix tutarsanız göreceksiniz ki canınız gitmeyecek. 21. Birçoğunuz bunu denemedi ve bilmiyor. Bu riski almamış olabilirsiniz bile. Ama iskelet anahtar normal kapı kilitlerini de açabilir. Yani iskelet anahtarı üst düzey bir maymuncuk gibi düşünebilirsiniz. Tabii bunu normal kapılarda kullanmak isterseniz. 22. Mumu saniyelik olarak eline alıp tekrar geri çektiğinizde yakıtı bitmeden size yakınınızda tehlike var mı yok mu haber verebilir. Yani mumu elinize 1, 2, 3 veya hangi tuştaysa basacak yaparak saniyelik olarak elinize alır ve geri koyarsanız o anlık infoyu alır, mumunuzun ateşini harcamadan kullanabilirsiniz. Bu sayede mumu 90. odaya kadar getirirseniz bu size 90. ve 100 arasındaki odalarda çok fazla fayda sağlayacaktır. 23. Gizli odanın yanında bulunan bu isimsiz tablonun Guiding Light'ın resmi olduğu söyleniyor. Tabi bunlar sadece söylenti. 24. Bir mumu aralıksız yakarsanız sadece ondan 1 dakika 15 saniye faydalanacağınızı unutmayın. Önceki ipucundaki tavsiyeyi dikkat etmeniz için bir sebep daha. 1 dakika 15 saniyelik bir mum size neredeyse hiç yardımcı olmayacaktır. 25. Eski güncellemede tablolardan bir bulmaca çözdüğümüz odada karşımıza Rush ve Ambush çıkmıyordu. Artık bu şömineli ve tablo bulmacalı odada arkamızda belirebilir ve bu belireceği zaman odada 1 veya 2 tane dolap olacaktır. Umarım şanslısınızdır. Evet arkadaşlar, umarım videodaki bilgiler sizin için yararlı olmuştur. Daha çok Dorse videosu istiyorsanız aşağıdan videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik ben kaçıyorum. Kendinize dikkat edin. Bye bye.